Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben çok heyecanlıyım çünkü üçgenler konusunu yavaş yavaş bitiriyoruz. Aslında geometride zor olan kısmı da sırtlanmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz benzerlik. Gelin önce tanımımızdan bahsedelim. Arkadaşlar iki çokgen arasında yapılan birebir eşlemede buradaki çokgenlerimizin karşılıklı kenarları birbiriyle orantılıysa, açıları birbirine eşitse işte bu iki çokgen birbirine benzerdir diyebiliriz. Ve benzerlik sembolümüzde şöyle yılana benzeyen bir sembol arkadaşlar. Gelin önce ilk verimizde ABC üçgeni ile DEP açısının arasında yılan olduğuna göre benzerdir denilmiş. Arkadaşlar şöyle örnekleyelim. Bir bina yapıldığını düşünün. Satışa çıkmadan önce onun minyatürü yapılır. E biz binanın boyunu da penceresini de kapısını da odasını da aynı oranda küçültürüz ki var olan binaya gerçekten benzer bir şekil elde etmiş olalım. O zaman arkadaşlar eğer benim şekillerim benzerse yani üçgenlerim benzerse işte karşılıklı açılar birbirine eşit olacak. Yani birinci açıyla birinci açı A açısının ölçüsü eşittir. D'nin ölçüsü diyelim. Aynı şekilde ikinci açılarımızın ölçüleri de birbirine eşit olacak. Üçüncü açılarımızın da açı ölçüleri sırasıyla birbirine eşit olacak. Sadece açılar değil arkadaşlar aynı zamanda işte bunlar benzerse kenarlarımız birbiriyle orantılı olmalı demiştik. Peki böyle bir veriden bu orantıyı nasıl kolaylıkla yakalayabilirim? İlk iki harf ilk iki harf yani AB'nin DE'ye oranı eşittir diyelim arkadaşlar son iki harf BC kenarının son iki harf EF'ye oranı eşittir diyelim. 1, 3, A, buradaki 1, 3. harflerden oluşan kenar D, F, y oranına diyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar ne dedik biz? Binalarımız benzerse kapısı da, bacası da, penceresi de hepsi aynı oranda küçültülecek. Yani üçgenlerimiz de birbirine benzerse sadece kenarlar bu benzerlik oranına sahip değil arkadaşlar. Aynı açıdan çizilen bütün yardımcı elemanlarımız yani iç açı ortaylar, kenar ortaylar, yükseklikler, orta dikmeler işte bunlar da yine aynı benzerlik oranına sahip olacak. Aynı şekilde dörtgenlerde de benzerlikten bahsedebiliriz. Eğer iki dörtgen birbirine benzerse aynen burada yazdığımız gibi birinci harf birinci harfin açısına, B açısı F'ye, C açısı G'ye, D açısının H açısına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar Tek bir değişkenle belirlenen geometrik şekillerin hepsi de birbirine benzer. Pekala bunlar neler? Biz açılarını biliyoruz. Bize bir kenar uzunluğu verildiğinde işte bu şekli çizebiliyorsak biz bunlara tek bir değişkenle çizebilen çokgenler diyoruz. Örneğin eşkenar üçgen arkadaşlar. Açılarını biliyoruz. Kesinlikle 60'ar derece. Mesela kare veya çember. Yarıçapını bildiğimiz anda biz onu çizebiliyoruz. Fakat arkadaşlar eşkenar dörtgen tek bir geometrik şekilde belirlenemez. Kenarlar birbirine eşit ama açıları sabit değil. Lütfen buna dikkat edelim. Arkadaşlar bize üçgenlerde benzerlik açık açık verilmediği zaman işte bizim bu üçgenlerin benzer olup olmadığını kontrol etmemiz gerekecek. Pekala bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Eğer iki üçgenin karşılıklı açıları eşitse veya kenar uzunlukları birbiriyle orantılıysa işte biz bu üçgenlerin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin arkadaşlar şu an bize verilen üçgenlere bakarsak bakınız çizgili açı, noktalı açı, çift çizgi vermişim. Aynı şekilde buradaki KLM üçgenimizde de üç açının da aynı olduğunu görüyoruz. Yani bu iki üçgen birbirine benzermiş. Peki ABC üçgeni ile hangi üçgenin benzer? Yani bu harflendirme de bizim için önemli. Bakalım A açısı çift çizgi. O zaman buradaki çift çizgili açım M ile aynı olacak. B'ye bakalım. Burada çizgili. O zaman bu K ile aynı. Noktalı açımda C olurken buradaki noktalı açımda L olacak. Yani arkadaşlar bakınız ABC üçgeni ile MKL üçgeni birbirine benzermiş. Aynı zamanda üçgenlerin benzerse aynı açıların karşısındaki kenarların da birbiriyle orantılı olduğunu biliyorum. Yani çift çizginin karşısındaki A ile çift çizginin karşısındaki M eşittir dedim. Hemen geçtim çizginin karşısındaki B ile çizginin karşısındaki K birbiriyle aynı orana sahip. Aynı zamanda noktalı açımın karşısında C noktalının karşısındaki L ile işte böyle bir oranım olacak diyebiliriz. Şimdi gelin arkadaşlar biz hangi durumlarda iki üçgenin birbirine benzer olduğunu söyleyebiliriz. Bunu incelemeye çalışalım. Bir, iki üçgenin üç açısı da birbirine eşitse işte biz bu iki üçgenin birbirine benzer olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin alfa alfa olsun. Bu açımız beta iken bir açımız beta. Bu durumda üçüncü açımız da teta olmak zorundayken işte bakın iki üçgenin üç açısı da birbirine eşitse ben bu iki üçgenin birbirine benzer olduğunu dolayısıyla aynı açının karşısındaki kenarlarında birbiriyle orantılı olduğunu söyleyebilirim. İkinci benzerlik durumumuz arkadaşlar kenar açı kenar. İşte burada bize bir tane açı veriliyor ve bu açının yanındaki kenarlar eğer birbiriyle orantılıysa işte o zaman arkadaşlar biz bu iki üçgenin de birbirine benzer olduğunu söyleyebiliriz. Bunu görmek biraz daha zor ama ben benzerliği nasıl kolayca görebileceğinizi size soruları çözerken aktarmaya çalışacağım. Veya üçüncü bir durumumuzda arkadaşlar bize verilen üçgenin üç kenarı da birbirine ile orantılıysa, işte bu iki üçgenin de yine birbirine benzer olduğunu, aynı orana sahip olan kenarların karşısındaki açılarında birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hadi gelin sorumuza bakalım. Arkadaşlar biz sorularda benzerlik olduğunu kendimiz anlamamız gerekecek. Yani soru bize gelin, bakın bu üçgenler birbirine benzerdir, çoklukla demeyecek. İşte o yüzden biz elimizde bolca sayı varsa, ekstra bir durum açı ortay kenar ortay gibi odaklanabileceğim başka bir şey yoksa işte benim bu tarz sorularda muhakkak benzerliğe odaklanmam gerekecek arkadaşlar öncelikle birbirinden ayrı yerlerde iki açı görüyorsam ortak bir açım var mı diye soruya bakıyorum mesela buradaki bca açısıyla dce açım bakınız ters açılar o zaman ben bu açıları beta diye kodlarsam e alfa beta ise üçüncü açıma teta dedim Aynı şekilde DCE üçgeninde de iki açım alfa beta ise üçüncü açım teta olacaktır. Bakınız şu an üç açının da birbirine eşit olduğunu yakaladık. O zaman eminim ki bu üçgenler birbirine benzer. Hemen verilenden gidiyorum. Soldaki üçgenimle başlarsam alfanın karşısı x artı 2 bölü diyelim burada alfanın karşısı kaçmış 3. Tekrar başladığım üçgene geri döndüm ve elimdeki veri teta açısının karşısı 5. Bölü diyelim. Burada da teta'nın karşısı neymiş arkadaşlar? x. Hadi gelin içler dışlar çarpımı yapalım. x çarpı x artı 2 diyelim eşittir. 3 kere 5'ten 15 olurken arkadaşlar geometri sorularında ikinci dereceden denkleme döndürüp buradaki denklemle uğraşmanıza gerek yok. Hemen gözümüze kestirelim. Aralarında iki fark olan iki sayım olacak. Ve çarpımları bana 15'i verecek. E, 3 kere 5 15'tir. O zaman küçük olan sayıya 3 koyduğum anda Bakınız bir diğer sayım zaten 5'i verdiği için işte x değerim. Hemen geçelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Burada ise bakınız elimde yine bolca sayı var. O zaman ben bu sayıları kullanabilmek adına hemen benzerlik arıyorum. Bakınız arkadaşlar burada AED açımızla ABC açımız birbirine zaten eşit olarak verilmiş. Peki bu iki açıyı da içine alan ben ortak bir açı yakalayabiliyor muyum? Bu açıların kollarına bakarsanız arkadaşlar bakın bu ikisinin kolları ortak olan A'da birleşti. O zaman hemen geliyorum ve buradaki ortak olan açımı da ben kodluyorum. Örneğin arkadaşlar bu açıya alfa açısı diyelim. Şimdi bakınız noktalı açıya da beta dersek arkadaşlar alfa beta üçüncü açıma da teta dedim. ABC üçgene bakıyorum. Bir açım alfa, bir diğeri beta ise mecburen 3. açımda bunu 180'e tamamlayacağı için yine beta olacak. O zaman 3 açımda birbirine eşitse işte dedim ki bu üçgenler benzermiş. Ben önceliği her zaman küçük olan üçgene vermekten yanayım. Şimdi geldim ve küçük olan üçgende bana verilen sayılarla başlıyorum. Arkadaşlar burada alfanın karşısıyla başladım. 5 dedim. Geçtim büyük üçgene. Burada alfanın karşısına baktım. Burada alfanın karşısına ne görüyorum? X. Eşittir dedim. Tekrar küçük üçgenime geri döndüm. Bakalım bize betanın karşısı verilmiş. Bununla devam edelim. 4. Büyükte ise bakınız arkadaşlar betanın karşısı elimizde net olarak mevcut değil. Yoksa hemen bunları kodluyoruz. Geldim buraya da A A dedim. Bu durumda beta'nın karşısı 2 A oldu. arkadaşlar şu an yazdığım eşitlikte 2 bilmeyen olduğu için ben buradaki X değerine ulaşamam. Dolayısıyla ne yapacağım? İşte benzerlik oranlamama devam edeceğim. Elimde ne kalmıştı? Teta'nın karşısını yazmamıştım. A dedim. Geçtim büyüye. Teta'nın karşısı bu kenarın tamamı. Yani 14 artı 4'ten 18'imi yazmış oldum. Şimdi arkadaşlar 2 bilmeyenimiz olduğu için önceliği ağlı olan eşitliğe verirsek bakınız buradan içler dışlar çarpım yaptığımda 4 çarpı 18 eşittir 2a çarpı a olurken sadeleştirdim 2 ile a kare oldu 36 yani buradan a değerim oldu 6. Şimdi arkadaşlar a'nın 6 olduğunu bulduysak artık bu eşitliği ele alalım. 5 bölü x eşittir 4 bölü a'ya 6 koyduğumda 12 olurken e, paydamdaki sayı payımın 3 katıymış. O zaman 5'in de 3 katından aradığım x değeri 15'e eşit olacak diyebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde bakınız bu sorumuzda da bol bol sayı var. Ben ne yapacağım bu sayılarla? İşte hemen ortak açı elde etmeye çalışacağım. Bakınız ABC açısıyla DAC açısı zaten hali hazırda bize eşit verilmiş. Ortak bir açım var mı? Bakınız arkadaşlar, buradaki ortak açıya C açısına gelin, koyu açı diyelim. Şimdi koyu çizgili üçüncü açıma boş açı dedim. Büyük üçgene geldim, koyu çizgili varsa, e burada da üçüncü açım yani A açımın tamamı da boş açı olarak adlandırılacak. Hadi gelin artık üç açımızı da elde ettiğimize göre benzerliğimizi yani oranlamamızı kullanmaya çalışalım. Yine önce küçük üçgene başlıyorum ve verilenlerden gidiyorum. Bakınız burada koyunun karşısı bize kaç verilmiş arkadaşlar? 6. Geçtim büyük üçgene. Koyunun karşısında ne görüyorum? Burada ise 8'i görüyorum. Eşittir dedim tekrar küçük üçgenime döndüm. Çizgilinin karşısı elimde mevcut ve 9. Geriye döndüm. Burada çizginin karşısı bakın yok. Yoksa kodluyorsun arkadaşım. Buraya A dedim. E benden X'i istiyordu. O zaman X'i bulamadığıma göre tekrar benzerlik oranlamamı yapmaya devam ediyorum. Şimdi bunları silerim. Neyi kullanmadık arkadaşlar biz? Boş açının karşısını. O zaman geldim boşun karşısına A dedim. Burada ise boşun karşısı bu kenarın tamamı yani 9 artı x'imi yazmış oldum. E a'yı bulmadan yine x'e gidemem. O zaman önce bu eşitliği kullanırsak arkadaşlar Gelin önce sayılarımızı küçültelim. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 4. E 3'ün 3 katı 9'dur. O zaman 4'ün de 3 katından a değerim 12'ye eşit olacak. Şimdi a'yı 12 olarak bulduk ya arkadaşlar. Gelin bu 3 bölü 4 oranım 12 bölü 9 artı x'tir diyelim. Yani bu ikiliyi kullanalım. E şimdi de bu ikisinin arasındaki ilişkiye bakarsak içler dışlar çarpımı yapmadan direkt olarak 3'ün 4 katı 12'dir. O zaman 4'ün de 4 katından 9 artı x değerim 16'ya dolayısıyla x değerim de 7'ye eşit olmak zorundadır diyelim. Arkadaşlar ben iç içe geçmiştik üçgenler diye bir cümle kuruyorum. Ve benim şu an size anlatacağım buradaki iç içe geçmiş dik üçgenleri geometrinin her yerinde. Analitik geometride hatta trigonometri sorularında da çokça göreceğiz. Şimdi arkadaşlar burada iç içe geçmiş dik üçgenlerden kastım ne? Bana bir dik üçgen verildi ve bunun içerisine şöyle bir tane daha dik üçgen çizildi. Veya bir dik üçgen verildi yetmedi. Şöyle dışarıya tekrar dik çıkarak aşağıya dik döndü ve bir tane daha dik üçgen elde etti. Veya arkadaşlar... Burada dik üçgenim varken bakınız dışarıda bir dik üçgen daha var. Şu an bu dik üçgenler birbiriyle bağlantısız. Eğer bu aradaki açı 90 derece olursa işte ben burada gördüğümüz şekle de iç içe geçmiş dik üçgenler diyorum. Arkadaşlar iç içe geçmiş dik üçgenler gördüğümüz sorularda hemen bir açıdan başla ve açılarını bir koyu bir açık olarak kodla arkadaşlar. Çünkü bu sorularda kesinlikle benzerlik olacak ya da benzerlik oranının oranın birebirse işte o zaman bu sorular birebir benzer olduğuna göre eşlik olacak. O zaman gelin arkadaşlar herhangi bir açıdan başlayalım. Koyu 90 sa 3. açımı açık diyorum. Yani bir koyu bir açık birbirini 90'a tamamlamış oldu. Baktım büyük üçgene e 90 koyu ise 3. açım açık. E bakınız 3 açı da aynı olduğuna göre işte bu iki üçgenin birbirine benzerdir diyebildim. İkinciye geldim herhangi bir yerden başladım. Koyu dedim 93. açık dedim. E açıkla koyu birbirini 90'a tamamlıyordu. Geldim koyu dedim. Koyu 90 ise burası da açık oldu. Bakınız arkadaşlar işte bu üçgenlerim de birbirine benzer oldu. Son şeklimizde de buradan başlayalım. Koyu 90 açık. Açık 90 ise burası koyu olacak. Koyu 90 ise bu açımda açık olacak. Bakınız 3 açımda aynı olduğuna göre işte burada da üçgenlerimin birbirine benzer olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bakalım sorumuza. Elimizde bol bol iç içe geçmiş dik üçgen var. Hemen başlıyorum bir yerden koyu açıyla. Koyu 90 açık dedim. E burada ters açılardan AEF açımda açık olacak. Açık 90 ise A açıma koyu dedim. Geçtim büyük olan ABC üçgenine. Koyum var 90'ım var. O zaman C açım açık açı olacak. Şimdi arkadaşlar bakınız burada AEF, DEB, ABC, DCF olmak üzere elimde 4 tane iç içe geçmiş dik üçgen yani 4 tane birbirine benzer üçgen var. Pekala işte üçgenlerim çok fazlaysa o zaman ne yapacağım? Arkadaşlar benzerlik için bizim orantı elde etmemiz gerek. Yani en az iki orana ihtiyacımız var. Dolayısıyla bizim bu tarz sorularda en az iki kenarını bildiğimiz üçgenlere odaklanmamız gerekecek. O zaman gelin bakalım. Biz buradaki DEB üçgeninde işte iki kenarı biliyoruz. O zaman bu üçgeni gözüme kestireceğim. Bir de bize AE uzunluğu sorulmuş. E ben AEF üçgenini ele alırsam. Bakınız arkadaşlar bu üçgende elimde hiçbir veri yok. İşte o zaman elimde iki verinin olduğu bir diğer üçgenime... ABC üçgeni dersem işte elimde iki dik kenar olduğu için bu iki üçgenin benzerliğinden faydalanabilirim. Hemen geldim yine küçük üçgenime. Burada bana koyunun karşısını 5 olarak vermiş. Geçtim büyüye. Burada koyunun karşısı kaç arkadaşlar? 10. Küçüğe geri döndüm. Açığın karşısına 8 olduğunu biliyorum. Baktım büyüye. Açığın karşısı buranın tamamı. Yani x artı 5 dersek Artık bakınız arkadaşlar 5'in 2 katı 10'dur. O zaman 8'in de 2 katından x artı 5 değerim 16 olacaksa aradığım x değerini elde etmiş olurum. Bakın yine elimde iç içe geçmiştik üçgenler var ve KLM'nin ne olduğunu biliyoruz kare. Öncelikle karenin tüm kenarları birbirine eşittir dedim. Şimdi bir yerden başladığım koyu 90 açık. E açık 90 ise burası koyu olacak. AKL üçgeninde koyu 90'sa açık, burası açık 90'sa koyu dedim. Koyu 90'dan açığımı yazdım. Şimdi bakınız arkadaşlar elimde yine iç içe geçmiş 4 tane üçgen var. Hangi üçgenlerde iki kenar verisi var? Buraya odaklanıyorum. Bakın KBN üçgeninde x ve 4 olmak üzere iki kenardan bahsediliyor. Aynı şekilde LMC üçgeninde de iki kenardan bahsedildiğini görüyorum. O zaman gözümü bu üçgenlere dikeceğim. Hemen geldim. Sol taraftan başladım. Açığın karşısı x bölü. Burada açığın karşısı kaç arkadaşlar? 9. Tekrar diğerine geri döndüm. Koyunun karşısı 4 bölü. Koyunun karşısına x dersek. Hadi gelin içler dışlar çarpımı yapalım ve x karenin 36'ya bu durumda aradığımız x değerinde eşit olduğunu yazmış olalım. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Arkadaşlar öncelikle bir dikdörtgende ben ne biliyorum? Temel bilgim nedir? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Gelin yemeden içmeden CB8 ise AD'ye 8, AB uzunluğum 12 ise DC uzunluğunun 12 olduğunu söyleyeyim. Bakınız yine iç içe geçmiş dik üçgenler görüyorum. Bir yerden başladım. Koyu diyelim. Koyu 90'ın varsa açık dedim. E açıkla koyu birbirini 90'a tamamlıyordu. Yani burası da koyu olacak. Koyu 90 varsa burası da açık açı olacak. Şimdi bakın arkadaşlar ben bu üçgende iki kenar bilgisi biliyorum. E burada da iki kenar bilgisi biliyorum. O zaman bize sorulan yukarıdaki üçgenle başlayalım. Burada açığın karşısı soruluyor x. Buraya döndüm. Açığın karşısı kaç arkadaşlar? 8. Tekrar ilk üçgenime geri döndüm. Burada 90'ın karşısını biliyorum. Kaçmış? 12. O zaman bu üçgende de 90'ın karşısı bana lazım. Geldim ve e, dik kenarlarımdan biri 6, diğeri 8 ise hemen hipotenüsün 10 olduğunu yazdım. O zaman burada da arkadaşlar 90'ın karşısı 10'a eşitmiş. Şimdi 12 ve 10 arasında direkt olarak bir bilgi beri göremiyorum. O zaman buradan 8'e eşitliğin sağ tarafına çarpım olarak geçirirsek işte x değerimiz 96 bölü 10'a bunu da ondalık kesir olarak yazarsak 9,6'ya eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Bakınız arkadaşlar yine elimde iç içe geçmiş dik üçgenler var. Birden fazla dik üçgen birbiriyle bağlantılı. Koyuyla başladım. Koyu 90 açık. Açık 90 ise buraya dedim koyu. Koyun var 90'ım varsa buraya dedim açık. ABC üçgenime geri döndüm. Arkadaşlar ben bu dik üçgende iki dik kenarı biliyorsam e zaten hipotenüsü bulabiliyorum. Bakınız bunlar çok büyük sayılar olmasına rağmen 36 3'ün 12 katı. 48 4'ün 12 katıysa. Öncelikle 90'ın karşısı 5'in 12 katı olacak. Dolayısıyla 60 olacak. E AC ile DC kenarı birbirine eşitmiş. O zaman geldim buraya da 60'ımı yazdım. Hadi gelin artık iki kenarı elde ettiğimize göre bu üçgende açın karşısıyla başladım. 60 bölü Diğer üçgenimde açın karşısı neymiş arkadaşlar? 36. Eşittir dedim geri döndüm. Benden ne istiyor? 90'ın karşısı x'i... Burada ise 90'ın karşısı 60 oldu. Artık geliniz sadeleştirmelerimizi yapalım. 6'ya böldüm 6, 6'ya böldüm 10. E 6 ile de 60'ı sadeleştirirsek bakınız buradan aradığımız x değeri 100'e eşit olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Arkadaşlar bakınız sorumuzda bol bol sayı var. Aç ortay yok, yükseklik yok, herhangi bir özel durum yok. O zaman ben bu kadar sayıyla ne arayacağım bu soruda? benzerlik arayacağım. Pekala açık seçik bir benzerliğim var mı? Elimde sadece birbirinden ayrı yerlerde ortak olan bir açım var. İşte arkadaşlar önce ortak başka bir açı yakalamaya çalıştım ama elimde yok. İşte o zaman kenar açı kenar gelecek aklıma. Şimdi geldim buradaki üçgenime arkadaşlar. Bana verilen bu açının yanındaki ben hemen küçük, büyük ve karşısı için soru işaret ediyorum. Bu açının yanındaki önce küçük kenarımı, daha sonra büyük kenarını yazdım. Daha sonra bu açımın karşısını yazdım. Burada acaba benzer mi diye bir kontrol yapmak zorundayım. Çünkü bu kontrol yapmadan bu üçgenlerin benzer olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. O zaman diğer üçgenime geçtim. Aynı açının Komşu kenarlarından yine aynı şekilde bakınız 6-9'dan küçük. Önce küçük kenarını sonra komşu olan büyük kenarını sonra da karşı kenarını yazdım. Şimdi bakıyorum bu açının yanındaki küçük ve büyükler acaba birbiriyle orantılı mı? Kontrol ediyorum. Arkadaşlar 4 bölü 6 sadeleştirirsek 2 ile 2 bölü 3'tür. E, 6 bölü 9'u da 3 ile sadeleştirirsek bakın 2 bölü 3. E, o zaman bunlar birbirine eşitmiş. He, madem öyle burada bir kenar açı kenar benzerliği varmış. E bunlar benzerse işte 6 bölü x de aynı benzerlik oranına eşit olmalıymış. O zaman 6 6'ya eşitse x de 9'a eşit olacak der. İşte kenar açı kenar sorularında da benzerliğimizi bu şekilde kendimiz bulmaya çalışacağız. Bakalım arkadaşlar soru burada bizden dc uzunluğunu yani x'i istiyor. Elimde hiçbir şey yok sadece paralellik var. Bol bol sayı varsa işte ben burada benzerlik aramalıyım. Pekala hiç açı bilgim de yok. Ama arkadaşlar biz bakınız buradaki adb açısına alfa dersek paralellikten onu aşağıya taşıdığımda buranın da alfa olduğunu söyleyebilirim. E şimdi şu an ne elde etmiş oldum arkadaşlar bir açı bol bol sayı hemen ne yapıyorum? Küçük, büyük, karşısı. Yukarıdaki üçgenime geldim. Alfa'nın komşu kenarlarından önce küçük kenarı, daha sonra büyük kenarını yazdım ve soru işaretinin altına da karşısını yazdım. Geçtim aşağıdaki üçgenime. Yine alfa'nın komşu kenarlarından önce küçük kenarı, sonra büyük kenarı yazdım ve geldim karşısındaki x'i yazdım. Kontrol ediyorum acaba buradaki küçük ve büyükler birbirine orantılı mı? Bakıyorum arkadaşlar e 5 bölü 10 1'e 2. 10 bölü 20 1'e 2. O zaman evet bunlar birbirine eşitmiş. Eşitse işte bu üçgenler birbirine benzermiş dedim ve benzerlik oranın bakınız 1'e 2 olduğuna göre buradan x değerinin de 18'e eşit olduğunu işte görmüş olduk. Yani arkadaşlar eğer elimde tek bir açı varsa Küçük büyük soru işareti diyerek burada acaba benzerlik var mı kontrolü yaptıktan sonra gördüğünüz gibi olan benzerliği de kolaylıkla görebilmiş oluyoruz. Şimdi de arkadaşlar gelin bir üçgende paralellik verildiğinde bu birinci Thales teoremimiz biz burada bolca sayı varsa benzerlik olduğuna eminiz. Hemen ispatımızı yapalım. Arkadaşlar paralellikten ben bu açıların birbirine yöndeş olup eşit olduğunu aynı şekilde burayı beta dersem alt paraleli taşıdığımda buranın da beta olduğunu söyleyebilirim. O zaman arkadaşlar gelin buradaki üçgenimizin köşelerini de şöyle D ve E diye adlandırırsak bakınız buradaki küçük üçgenle büyük üçgenin birbirine benzer oldu. Çünkü üç açımda birbiriyle aynı. Önce gelin ispatımızı yapalım. Alfa'nın karşısı burada ne? C. Büyük üçgene geri döndüğümde alfa'nın karşısındaki kenarın ne olduğunu görüyorum. C artı D. Tekrar küçüğe geri döndüm. Beta'nın karşısını aldım. A bölü dedim. Beta'nın karşısı büyük üçgenimde oldu A artı B. Şimdi tetaların karşısı tabanın tabana oranı x bölü y'dir dedim. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bu paralellikte 3 açıda birbiriyle aynı olduğu için işte bu üçgenlerin birbirine benzer olduğunu dolayısıyla buradaki oranlamamızı yazabiliriz. Pekala arkadaşlar ben gelip buradaki açılarla hiç uğraşmadan aslında gelin şöyle soruya birazcık basit bakalım. Şimdi ben bu oranlamayı yapmaktansa eğer elimde tabanla ilgili bir bilgi varsa ya da soruyorsa işte o zaman ben bu oranlamayı parça bölü bütün olarak almalıyım. Yani arkadaşlar tabanın tabana oranı yani x'in y'ye oranı eşittir. Mesela sağ parçalar verildiyse parça bölü bütün deyip bunun c bölü c artı d'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Fakat arkadaşlar elimizde taban verisi ya da sorusu yoksa sadece yan duvarlarla ilgili bir şey varsa parça bölü bütün yaparak soruyu yormama da gerek yok. İşte o zaman ben bu oranlamamı parça bölü pinçik diyorum arkadaşlar. Parça pinçik edebilirim yani. İşte bu durumda taban elimde yok mu? Diyeceğim ki parça bölü pinçik Üst bölü alt eşittir parça bölü pinçik. Yani a bölü b eşittir c bölü d diyerek işte buradaki sayılara daha az işlem yaparak ulaşmış olurum. Şimdi arkadaşlar bakınız elimizde paralellik var. Bolca sayı var. Bakıyorum taban bilgisi elimde mevcut. O zaman ben burada parça bölü bütün alacağım. Ve abd ve adc üçgeni bakın bir kenardan sırt sırta yaslanmış. İşte ben birinde verilen sayıları Bunların birbirine geçiş yaptığı duvara vereceğim. Yani ad'ye vermeye çalışacağım. Şimdi buradan aldım arkadaşlar. Üçgenimin tepesini belirledim. Tabanlar işin içinde olduğu için parça bölü bütün bakıyorum. İşte tabanın tabana oranı 3 bölü 5. Üst parçayı 3K dersem tüm parçayı 5K diyebilirmişim. O zaman arkadaşlar ben buradaki AF'yi 3K diye kodladığımda bunun tamamı 5K ise alt parça ya da 2 mı yazmış oldum. Şimdi bakınız bunların birbirine yaslandığı duvardan sağ üçgene geçmiş olduk. O zaman bu üçgenin de tepesini kendime gösterdiğimde işin içinde tabanlar olduğu için tabanların oranı eşittir diyeceğim. Bu tepeden ilk tabana geleceğim. 3K bölü diğer tabanıma gideceğim. 5K dersek işte arkadaşlar 3x eşittir 20 olurken aradığımız x değerine ulaşmış oluruz. Hemen gidelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Bakınız bu sorumuzda da paralellikler mevcut. Bol bol sayı var. O zaman ben burada üçgenimin tepesini belirleyeceğim ve üçgen benzerliğimi görmeye çalışacağım. Ama bunun için bakınız öncelikle bize burada bir oranlama verilmiş. Ben AK'ye 2K dersem AB'nin 5K'ya eşit olduğunu söyleyebilirim. Hemen geldim buraya 2K dedim. AB'nin tamamı 5K ise alt parçayı 3K dedim. Şimdi arkadaşlar bakınız ABC üçgeninde bu paralellikte elimde tabanlar mevcut. O zaman tabanın tabana oranı 8 bölü X. Al tepeden gel tabana. 2K'nın al tepeden gel tabana. Parça bölü bütün dedim. 5K'ya oranıdır dersek. E 2'nin 4 katı 8 ise 5'in de 4 katından x'in 20 olduğunu bulmuş olurum. Şimdi arkadaşlar ACD üçgeninde de bakınız bunlar birbirine ACD yaslanmış. Bu sefer alıyorum benzerliği AC'ye kaydırmaya çalışıyorum. E arkadaşlar bunu yapmak için bakın parça pinçik gideyim. Üstün alta oranı, e üstün alta oranı eşit olacak. Dolayısıyla ben buraya da 2M, buraya da 3M diyebilirim. Şimdi arkadaşlar artık ACD üçgenindeki paralelliğinde Bakınız yine işin içinde tabanlar mevcut olduğu için Önce bu üçgenimin tepesini belirledim. Şimdi bu tepeden geldim tabana Y bölü, geldim tabana 15 eşittir. E burada tabana gelirken kaç geldim arkadaşlar? 3M bölü. Bunun tamamı kaçtı? 5M dedim. Yine sadeleştirdim. Bakın 5'in 3 katı 15 olduğuna göre 3'ün de 3 katından Y değerinin de 9 olduğunu buldum. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? X artıya 20 ile 9'u toplarsak artık cevabımız 29 olacak. Bu sorumuzda da arkadaşlar bakın yine BC ile ED birbirine paralel verilmiş fakat buradaki oranlara geçmeden önce ben bir soruda ne biliyorum? Paralellik ve açı ortay varsa önce orada gizli ikiz kenarım var. Hemen Z'den bana verilen açıyı önce paralellikten taşıdım. Bakınız arkadaşlar aldım paralelden açımı bir diğer paralele verdim. Ve burada iki açıda birbiriyle aynı olduğu için aslında BE ile ED'nin birbirine eşit olduğunu gördüm. Pekala artık soruya bakarsak BC 6, AB 9 olarak verilmiş. Şimdi AB'nin tamamı 9 ise büyükten küçüğü çıkardığımda buraya da 9 eksi x diyeceğim. Şimdi arkadaşlar gelin artık buradaki paralelliklerimizi kullanmaya çalışalım. Bakınız tepeyi A olarak belirlediğimde İşin içinde tabanlar mevcut olduğu için ben parça bölü bütün yapmalıyım. O zaman A'dan ilk tabanıma parçam 9 eksi x geldim. Bölü, bütüne baktım. E buranın tamamı 9'du. Eşittir dedim. E bu x'lik tabana gelirken bu ise 6'lık tabana geldiği için artık arkadaşlar gelin içler dışlar çarpımı yapalım. 54 eksi 6 x eşittir 9 x olup buradan 15 x'in 54 olduğunu, e, x değerinin de 54 bölü 15'i eşit olduğunu söyleyebilirim. Cevaplarda tabii ki bu olmayabilir çünkü bakınız arkadaşlar, payım da paydam da 3'e bölünüyor. 3'e böldüm 5, 54'ü de 3'e bölersem 18. Hatta bu ondalıklı olarak ifade de edilebilir. 2 ile genişletirsek 36 bölü 10 olurken, arkadaşlar cevapta 3.6'yı da görebilmiş oluruz. Gelelim ikinci Thales teoremimize. Arkadaşlar bu sefer bu paralellikte şöyle bir üçgen oluşturmuyoruz da bir çaprazlıkla kelebeğe benzeyen bir şekil oluşturuyoruz. Gelin önce yine ispatımızı yapalım. Öncelikle ben bu açıya alfa dedim. Bu paralelden alıp alt paralele bu açımı taşıdım. Burası da oldu alfa. Geldim B açısına beta dedim. Paralellikten taşıdım. E, buradaki açılarım zaten ters açılar olduğu için. Bakınız arkadaşlar ABC üçgenimle DCE üçgenimin üç açısı da yine birbiriyle aynı olduğu. Hemen gelin şöyle kenarlarımızı ABC diyelim. Buraya da X Y ve Z diyelim. Öncelikle gelin ispatımızdan oranlamamızı yazalım. Üstteki üçgende alfa'nın karşısı A. Altta alfa'nın karşısı neymiş Geri döndüm. Beta'nın karşısı B bölü burada beta'nın karşısı Y dedim. Teta'nın karşısı C bölü, Teta'nın karşısı X'tir dedim. Şimdi arkadaşlar ben her seferinde böyle açıları aslında yazmama gerek yok. Biliniz ki elimde bir paralellik ve çaprazlık varsa kelebek vardır. Hemen kelebeğin şöyle düğüm olan kanatlarının ortasını kendime belirliyorum. Ve bu oranlamayı şöyle çapraz çapraz alıyorum. Bakın arkadaşlar a'nın z'ye oranı eşittir b'nin y'ye oranı Bu da tabanın tabana oranına eşittir dediğim. Hemen gelin arkadaşlar burayı silelim ve biz bu tarz sorulara daha pratik bir şekilde nasıl yaklaşacağımızı düşünelim. Arkadaşlar hemen gelin yine kenarlarımızı kodlayalım. Buraya da x, y, dersem burayı da sildik ispatımızda. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kelebek varsa şöyle çapraz çapraz gidiyorum. Yani buradaki b'nin y'yi oranı eşittir dedim. a'nın x'i e oranı düğüm noktasından çaprazca gittim. Ve bu da bu tabanın buradaki tabana oranına eşittir diyerek gördüğünüz gibi açıları kodlamadan Buradaki benzerlikleri kolaylıkla görebilmiş oluyoruz. Şimdi bu sorumuzda da arkadaşlar bakın paralellik varken burada iki tane çaprazlık mevcut. O zaman önce buradaki kelebeğin birine gözümü dikeceğim. Şimdi arkadaşlar gelin önce bu kelebekte verilen sayılara bakalım. Bakın çapraz çapraz gittiğimde 6'ya 13. E bana tabanlarla ilgili bir soru sorulduğuna göre geçiriyorum bu veriyi tabanlara. O zaman ben buraya 6a dersem bu tabanın tamamı olacak 13 a Fakat bu soruma yetmedi gördüğünüz gibi. O zaman geldi bakın burada ikinci kelebek bana boşuna verilmez. Hemen ikinci kelebeğe gözümü diktim. Burada verilen sayılar ise düğüm noktasından çaprazlamamı çizdim. Bakın arkadaşlar 10'a 9 oldu. O zaman ben bu üçgendeki tabana örneğin A kullanamam artık. 10B dersem buradaki tabanım da 9B'ye eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar bize ED bölü CE soruluyor. E biri A'lı biri B'li oldu olmaz. Hemen bunların arasındaki ilişkiye bakarsak. Bakınız 6A eşittir 10B olduğuna göre gel sadeleştir küçük sayılarını 2'ye böldüm 3A oldu 5B. Geldim bana oran sorulduğu için direkt olarak A'ya 5, B'ye ise 3 diyebilirim. O zaman bu da bana verilen sayılarda B yerine 3 koyarsam aslında burası 27 olacak. Aslında 27 K demek daha doğru ama oran sorulduğu için değerimiz değişmeyecek arkadaşlar. Dolayısıyla pratik olsun diye direkt olarak sayısal değerlerini düşünelim. A yerine de 5 koyarsam 13 çarpı 5'ten bakınız burası oldu 65. E büyükten küçüğü çıkarttığımda da buranın da 38'e eşit olduğunu söyleyebilirim. E artık bakın bu parçaları bulduk. E de 27 e, 38 olup cevabımıza ulaşmış oluruz arkadaşlar. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Bakınız elimizde yine paralellik mevcut. Ve burada hem tepeden al üçgen benzerliği var. Hem de bu paralelliklerin arasında bakınız güzel bir kelebek var. Pekala ben neyden başlayacağım? Arkadaşlar önce veriyi kullanalım. Yani daha fazla verinin sayının olduğu yere fokuslanalım. Buradan verileri alalım ve bilinmeyene verelim. Arkadaşlar bakın buradaki en çok verim şu an 4'e 6. O zaman ben bu kelebekte kelebeğin düğümünden çaprazlarımı çizdim. Bakın 4'e 6 bir oranlamam mevcut. O zaman geçiyorum tabanlara. Buraya 4K dersem bu taban 6K'ya eşit olacak dediğim. Pekala soru bize ne vermiş? Bakın DE ile EF birbirine eşitmiş. Biz EF'ye 4K dediğimize göre DE de 4K olacak. O zaman arkadaşlar bakınız artık ben ABC üçgeninde tabanları elde etmiş oldum. O zaman tepemi belirliyorum. Sağ taraftan tabanlarıma geliyorum. İşin içinde tabanlar olduğu için parça bölü bütün x bölü tamamı x artı 10 eşittir dedim. x geldi 4k'lik tabana x artı 10 ise geldi buradaki 6k'lik tabana. Hadi gelin işlemlerimizi yapalım. k'ler birbirini götürdü. 2'ye böldüm. 2 bölü 3 dedim. Şimdi burası 2 bölü 3'e eşitse içler dışlar çarpımını yaptım ve 2x artı 20 dersek buradan aradığımız x değerinin 20'ye eşit olduğunu elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi burada da bakınız elimizde 3 tane paralellik var. Pekala ben hangisini kullanarak başlayacağım? Arkadaşlar bu paralellikteki verilen sayılara gözünüzü dikin. Önce bol sayının olduğu yerle başlayın ki veri elde etmiş olalım ve bu veriyi diğer şeklimizde kullanabilelim. O zaman öncelikle bakınız arkadaşlar burada bize 4'e 6'lık olan sayılar verilmiş. Pekala bu çaprazlıkta ne var? Bakınız kelebek var. O zaman düğüm noktamı belirledim. İşte bu tabanın tabana oranı çapraz diyorum. Buranın ED'ye oranı diyebilirim. E bu oranım ne? 4'e 6. O zaman ben buraya 4k, buraya 6k yazmış oldum arkadaşlar. Buradaki BCD üçgenine bakalım. Bakınız arkadaşlar burada x'i bulabilmek için parça bölü bütün yapmama gerek yok. Çünkü bu yan duvarlarda o zaman önce x'i bulabilmek adına parça bölü pinçik yani 4 bölü 6 eşittir yan duvarın parça bölü pinçi dersem 5 bölü x dediğimde bakın önce gelin sadeleştirmemizi yapalım. 2 bölü 3 diyelim. Şimdi içler dışlar yaparsak 2x eşittir 15 olup x değerimiz yani fc değerimiz 15 bölü 2'ye eşit olacak. Bir de y'yi bulmamız istenmiş arkadaşlar. Artık y'ye baktığımızda bu benim tabanım olduğu için arkadaşlar tabanlar işin içindeyse parça bölü bütün diyecektik. Geldim tekrar tepeye parçam 4k bölü buranın tamamı kaç? 10k eşittir tabanın tabana oranı dediğimde işte y bölü 6 diyeceğim. Tekrar gelin sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. İçler dışlar çarpımı yaparsak da 12 eşittir 5 y olurken y değerimiz de 12 bölü 5'e eşit olarak bulundu. E şimdi bizden bu ikisinin toplamı soruluyorsa arkadaşlar gelin bu iki sayıyı toplayalım. Burada payda eşit dediğimizde 75 artı 24 bölü 10'dan cevabımız 9,9 olarak elde edilmiş olacak arkadaşlar. Var. Bunu aslında paralel kenar sorularında da göreceğiz ama burada üçgendeki benzerlik sorularında da görebilirsiniz. Ve buradaki soru tipimizde bakınız elimizde çok fazla benzer üçgen var. Arkadaşlar bu sorudaki özelliğimizi kafamıza şöyle şifreleyelim. Bir paralel kenarda adam bir köşegeni çiziyor diğer köşegeni çizmeye çalışırken eli sanki böyle bir yerden dışarı kayıyor. Örneğin şöyle çizelim. C'den köşegen çizmeye çalışıyordum. Yani A'ya gidecektim. Elim dışarı kaydı ve şöyle dışarıya çıktım. İşte arkadaşlar burada 6 tanemle birbirine benzeyen üçgen var. O yüzden ben bunu kafanıza şöyle şifrelemenizi istiyorum. İşte buradaki özelliğim elinin dışarı kaydığı yerle ilgili e, C kenarı ile ilgili buraya A, buraya B, buraya C diyeyim. Paralel kenarın içinde kalan kısım A'nın karesi eşittir. Çık çarpı dışarı. B çarpı B artı C olarak işte kafamızda lütfen bu özelliği şifreleyelim arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok fazla benzer üçgenimiz var. Buradaki benzerliklerin içinde kaybolmaktansa bu şekilde şifrelersek sorumuzu kolaylıkla çözebiliriz. Bakın arkadaşlar bir paralel kenarım var. AC köşegeni çizmiş. D'den köşegen çiziyor gibi yaparken dışarı kaymış idi. O zaman ne dedik? İçteki kısmın karesi 16 eşittir. Çık çarpı dışarı. X çarpı X artı 6 dersek bakınız 2 kere 8 16'dır. Yani aradığımız X değerinin 2'ye eşit olduğunu kolaylıkla görmüş oluruz arkadaşlar. Hemen bakalım bu sorumuza. Arkadaşlar öncelikle bu soruda bakınız. Bir açı ortay, iki açı ortay, iki açı ortayın birleştiği yere biz ne demiştik? Lastik açı. Yani lastiği buraya çekmişiz. İki içte lastik açım neye eşitti arkadaşlar? Buraya alfa dersek, 90 artı tepenin yarısı. Yani 90 bölü 2 diyelim. O zaman burası 45 olurken, işte alfa açımın bu durumda 135 derece olduğunu elde etmiş olurum. Pekala bu benim ne işime yaradı? Şu an bence çok bir işe yaramadı arkadaşlar. O zaman ben buradaki x'i bakınız buraya da f noktası dersem bef üçgeninde elde ettim. Buna odaklanıyorum. Hemen buradaki açıya dedim ki 45. Burayı da aa diye kodlarsam. Bakınız arkadaşlar 45 ve a'lık bir üçgenim var. O zaman dedim ki ben burada 45 dereceyi başka nasıl elde ederim? Bu açı ortay. Bu açı ortaysa üçüncü köşeden gelen de kesinlikle açı ortay olacak. Yani A'dan E'ye gittiğimde işte bu da benim açı ortayım olmak zorunda. Dolayısıyla 45'e 45'imi yazdım. Şimdi bakın arkadaşlar A 45 boş açı diyelim. E büyük üçgene bakarsak A, e, B üçgenine A 45 e o zaman bu açı da boş açı. E üç açının da birbirine eşit olduğunu gördüysek ne diyecektik arkadaşlar? Bu iki üçgen birbirine benzermiş. Hadi gelin verilenle başlayalım. Küçükten başlayalım. 45 derecenin karşısı 4 bölü. Geçtim büyüye. 45'in karşısı burada kaç? X. Eşittir dedim geri döndüm. Ben küçük üçgende boşun karşısını ne olarak biliyorum? X. Döndüm büyük üçgene. Burada çift çizgili açımın karşısındaki kenarın 7 olduğunu gördüm. Hemen içler dışlar yaptık. x karem oldu 28. Kök içine alırsak aradığımız x değerinin gördüğünüz gibi 2 kök 7'ye eşit olduğunu elde etmiş oluruz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar benzerliği bitirdiğimize göre gülen yüzlü kupamla yüzünüzün gülmesini diliyorum ve kahvemden bir nefes alarak eşlikle devam ediyorum. Arkadaşlar öncelikle eşlik ne demek? Benzerlik oranının birebir olması işte bu üçgenin aslında birbiriyle eşit olduğu anlamına geliyor. Ve biz eş şekilleri istersek kaydırarak, döndürerek, öteleyerek üst üste getirdiğimizde bu şekiller üst üste çakışıyor. Ve arkadaşlar biz iki üçgenin birbirine eş olduğunu bu sefer de Burada gördüğünüz sembolle gösteriyoruz. Yani benzerliğin altına bir de eşlik koyuyoruz. Niye tamamen eşit diyemiyoruz? E çünkü harfleri farklı. Dolayısıyla bunların eş benzer olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da bunun altına eşitlik koyarsak arkadaşlar aynı şekilde birinci açı birinci açıyla buraya alfa dersek D ile ikinci harfim B açıma beta diyelim. İkinci harfim E açısıyla aynı. Üçüncü harfim buraya da teta dersek üçüncü harfin açısıyla aynıdır diyebilirim. Aynı zamanda arkadaşlar iki üçgenin bu şekilde bana birbirine eş olduğu verilirse bir de kenar eşitliklerini kolaylıkla ilk iki harf AB uzunluğu eşit olmalı ilk iki harf DE'ye. 2 3 BC kenarı eşit olmalı 2 3 EF'ye. 1 3'ten elde ettiğim kenarım AC ise 1, 3'ten elde ettiğim kenarım df'ye eşittir diyerek işte buradaki eşitlikleri kolaylıkla bulabilmiş olurum. Şimdi arkadaşlar biz hangi durumlarda yine bu iki üçgenin birbirine eşit olduğuna eminiz. Gelin bunu inceleyelim. İki kenarım birbirine eşitken bu ikisinin arasındaki açıda birbiriyle aynıysa yani kenar açı kenar. Buraya kak yazmış olalım arkadaşlar. İşte o zaman ben bu iki üçgenin birbirine kesinlikle eşit olduğunu, üçüncü kenarında birbirine eşit olup aynı kenarın karşısındaki açılarında birbirine eşit olduğunu anlamış olurum arkadaşlar. Yani şu anki verimizde ABC üçgeniyle A açısına ne dedik? Beta. Bu üçgendeki beta açım neresiydi? F. Geri döndüm. B açım noktalı, noktalı açımı buldum. C açım alfa, alfa olan açım E olduğuna göre işte bu iki üçgenin birbirine eş benzer olduğunu söyleyebiliriz. Veya arkadaşlar bir üçgende üç açımda birbiriyle aynı iken örneğin buraya da koyu açı diyelim. Bakınız burada da biri koyu olsun, biri noktalı, biri çizgili olsun. İşte üç açımda aynı iken ben bu üçgenlerin benzer olduğunu söylerim. Ama eğer aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit verildiyse işte bu sefer de aka diyelim. Yani iki açı aynıyken bu iki açının arasındaki kenar aynıysa aslında bu iki üçgenim de birbirine eşittir. Aynı şekilde eşit açılarım A noktalı ise buradaki noktalı F, B çizgili ise buradaki çizgili D, koyu açım C ise buradaki koyu açım yine FDE üçgeniyle işte bu üçgenimin birbirine benzer olduğunu söyleyebilirim. Veya üçüncü bir durumum. Üç kenar da birbiriyle aynıysa arkadaşlar buna da KKK diyelim. İşte bu iki üçgenin de birbiriyle kesinlikle eş üçgenler olduğunu anlamış olur. Peki buradaki eşiği nasıl yazacağız arkadaşlar? Gelin yine açılarımızı kodlayalım. Alfa, beta, buraya da teta diyelim. A açım alfa olup çift çizginin karşısı yani çift çizginin karşı açısı F olacak. E'ye geldim. Yılanın karşısı beta ise bu açım beta olacak. Yani E diyelim. Çizgilinin karşısı teta ise çizgili kenarımın karşısına teta diyeceğim. Ve PED üçgeniyle bunun birbirine eşit benzer olduğunu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar eğer benim üçgenlerim birbirine eşse sadece kenarlar birbirine eşit değil aynı açıdan inen tüm yardımcı elemanlarım yani kenar ortaylarım aynı açıdan inen açı ortaylarım yüksekliklerim orta dikmelerim işte bunların da hepsi birbirine eşit olmak zorunda olacak arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım sorumuza arkadaşlar. Bakınız burada ABC üçgeni ile EDC üçgeninin birbirine eş benzer olduğu bize verilmiş ve buradaki x açısını bulmamız istenmiş. Arkadaşlar bana açı soruyorsa benim bu eşlikten öncelikle açı verilerini çekmem gerekecek. Bu yüzden elimde yoksa da buradaki açıları kodlamam gerekecek. Şimdi ABC üçgenindeki A açısı verilmemiş. Alfa diyelim. EDC üçgenindeki E açısına eşitmiş. E geldim EDC üçgenine. Buraya da alfa'mı yazdım. Daha sonra EDC üçgeninde ben hangi açıyı biliyorum arkadaşlar? 40 dereceyi yani bununla ABC üçgenindeki C açısı da aynıymış. O zaman burası da 40 derece olacak dedim. Geldim ABC üçgenindeki B açısıyla yani bu açıyla da EDC üçgeninin D açısı birbiriyle aynıymış dedim. Arkadaşlar burası ters açıdan X olduğu için buranın da X derece olduğunu söyleyebilirim. Fakat baktım soruya şu an ben bu açıları bulamam. Ben ancak arkadaşlar buradan alfa ile x'in toplamının 140 olduğunu bulur orada da kalırım. O zaman soru bana açı sormasına rağmen açı kodlamam soruya yetmediyse hemen odağımı kenara döndürüyorum. Ve geliyorum burada hangi kenarlar birbirine eşit ona bakacağım. Arkadaşlar ABC üçgeninin ilk iki harfi AB ile EDC'nin ilk iki harfi ED birbirine eşit. Bir Ankara'da biri Konya'da bir işe yaramadı. Şimdi BC ile buradaki DC kenarı da birbirine eşitmiş. AEDC üçgenindeki DC'yi de bakın kodladığımda işte burada şahane bir gizli ikiz ikizkenar elde ettik. Bakınız tepe açım 40, o zaman tabanlara kaldı 140. 2'ye de bölersem taban açılarımın 70'er derece olduğunu bulurum. E artık bizden x isteniyorsa bakın bunu bulduğumuza göre bir diğer kenara odaklanmamıza gerek de kalmamış oldu. Bakınız önce elimizde bir tane dikdörtgen varsa ben dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının birbirine eşit ve açılarının 90'ar derece olduğunu yazarak başladım. Şu an ne görüyorum arkadaşlar? Bakınız iç içe geçmiş dik üçgenler var. Hemen bir yerden başladım. Koyu dedim. 90'sa açık dedim. E, açıkla koyu 90'a tamamladığı için geldim. Koyu Koyu 90'ın varsa buraya da açık dedim ve burada ED ile EF birbirine eşit verilmiş. Yani ED ile EF'nin eşit olduğunu gösterdim. Arkadaşlar gözümü diktim. İç içe geçmiş dik üçgenleri. E burada 90'ların karşısına bakın birbirine eşit. E o zaman arkadaşlar bunlar benzerlik oranı birebir. Yani eşit üçgenlermiş. O zaman birinden bilgiyi alıyorum hemen bir diğerine vereceğim. Şimdi üstteki EDC üçgenimde bakın koyunun karşısı kaç? 5. O zaman burada da koyunun karşısına 5'imi yazdım. Şimdi de EBC üçgeninde açığın karşısı kaç arkadaşlar? 12. O zaman üstteki üçgenimde de açığın karşısına 12 mi yazdım? E 5 12'den hipotenüs teoreminde 13 olduğunu yazdım. Hadi gelin bakalım soru bizden ne istiyor? AF uzunluğunu. E dikdörtgende karşı karşıya olan kenarlar birbirine eşitse AB de 12 olurken e bu ikisini topladığımda AP'nin de 17'ye eşit olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Hemen baktık bir diğer sorumuza. Bakın yine iç içe geçmiştik üçgenlere benzeyen bir şey var. Hemen buradan bir başlasam mesela koyu desem. Koyu 90 açık dedim. Buraya geçtim koyu dedim. 7 de bu koyu burada tek başına kaldı çünkü burada bir diklik olmadığı için işte ben buradaki koyu açıyı kullanamadım. O zaman burada bana bir diklik lazım. Pekala nereden indirsek? Arkadaşlar şöyle D'den indirsem bakınız burası açık olurken e bana AB ile BC'nin eşit olduğu verilmişti. Ben bu dikliği çektiğim anda bu eşitliği mahvettim artık böyle bir eşitliği kullanamaz hale geldim. Dolayısıyla işte bu eşitliği kullanabilmek için D'den değil de ben buradaki dikimi işte A'dan indirirsem bakınız arkadaşlar burası açık olurken şimdi buradaki iç içe geçmiş dik üçgenlere odaklanırsam 90'ların karşısı da eşit oldu. Yani bunlar biriyle aynı üçgenlermiş. O zaman bilgiyi alıyorum veriyorum. Açığın karşısı burada 7. Açığın karşısına geldim. 7 mi yazdım. E, o zaman buraya H dersek HD'ye 8 birim kaldı. E, şimdi koyunun karşısı BDC üçgeninde toplamda 15 vermişti. Geldim. Burada da koyunun karşısına 15 dedim. E, soru bizden. Bakınız neyi istiyor AD'yi? E, ben AD'yi buradaki dik üçgen içinde elde ettim. Ve dik kenarlarım 8-15 ise hipotenüsüme 17 yazdım. Ve sorumun cevabına ulaşmış oldum arkadaşlar. Şimdi bir de eşkenar üçgen sorularında iki tip eşlik sorusu vardır arkadaşlar. İşte bu eşkenar üçgen sorularında çok güzel gizlenir. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar iki tane eşkenar üçgeni bize veriyor. Bir harften bunları birbirine çakıyor ve yelpaze gibi bu iki eşkenar üçgeni açıyor. İşte bu tarz sorularda kesinlikle eşlik vardır buradaki eşliği çok basit bir şekilde görebilmeniz adına ben hemen size şunu öneriyorum. Arkadaşlar öncelikle bu iki üçgenin ortak olan harfini bulacağım. Neymiş B? Buradaki B açısına geleceğim ve buradaki parçaların her birini kodlayacağım. Örneğin Buraya alfa diyerek başladım. E, ABC eşkenar üçgen olduğuna göre 60 eksi alfa dedim. E, BDE de eşkenar üçgen olduğu için buraya da alfa mı yazdım? Bir Kodladıktan sonra da arkadaşlar ABC üçgeninde bu ortak harf'e gelen kenarları şöyle düz çizgiyle kendime çiziyorum. Bakın. Burayı da düz çizgi çizdim. İşte bunlar benim b kenarıma geliyor. Sonra geçtim ikinci eşkenar üçgenime. Burada da b harfine gelen kenarlarını şöyle tırtık tırtık gösterelim. Bakınız, bde'nin b'ye gelen yerlerini de tırtık tırtık gösterdim. Aa, arkadaşım, çizgili alfa tırtık. Bakın şu üçgene. Şimdi aşağıdaki bce üçgene bakarsam, çizgili kenar alfa tırtık. Bakın, işte. İki kenar birbirine eşitken aralarındaki açı da aynıysa bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit. İşte kolaylıkla eşitliği görmüş oldum. Şimdi gelin bize neler verilmiş. Artık ona bakalım. Burası 6'ymış. EC neymiş? 2'ymiş arkadaşlar. E biz ne demiştik? Bunlar birbirine eşit olduğu için burası da 2 olacak. E ABC eşkenar üçgen değil miydi? Yani tüm kenarları 6 ise gördüğünüz gibi DC uzunluğuna da 4 birim kalmış olacak. İşte iki tane eşkenar üçgeni bir köşeden çaktı. Yelpaze gibi açtı. Ortak harfi buluyorum ve bu ortak harfe gelen kenarları gördüğünüz gibi resmettiğimde bu soruda eş olan üçgenleri kolaylıkla görmüş oluyorum. İşte eşkenar üçgendeki bir diğer eşlik soru tipimizde arkadaşlar bir eşkenar üçgenin içeride ayrılan parçası kadar bir köşesinden dışarı uzatıldığında işte bu sorularında da gizli bir eşlik mevcut olacak. Gelin arkadaşlar öncelikle şurada kodlamalarımızı yapalım ve buradaki eşiği nasıl kolayca görmeye çalışacağız bunu düşünmeye çalışalım. Bu sorularda da eşiği kolayca görebilmek adına bizim yapacağımız şey öncelikle biz buranın 40 derece Burası 60 ise buranın da 20 derece olduğunu yazalım. Arkadaşlar bizim bu sorulardaki eşiği kolaylıkla görebilmemiz için de bu sefer yapmamız gereken şey eşkenar üçgenin içinde ayrılan şu parçaya geliyorum. Bu noktadan ABC'nin tabanına bir paralel çizerek kendime daha minnak bir eşkenar üçgen elde ediyorum. Ki o zaman buralarda bakınız BB ve 60'ar er derece olurken şimdi eşkenar üçgenimin bir kenarını biz A artı B diye kodladık. O zaman burası da bakınız A olacak. E şimdi buradaki açım kaç arkadaşlar? Bakın 120 derece çünkü 60'ın bütünleri. E aynı şekilde burası da bakın arkadaşlar 120 derece. O zaman A 120 derece B kenarı. A 120 derece B kenarı. Yani şu an ben bu iki üçgenin aslında iki kenarı aynı iken, aralarındaki açı da aynı olduğu için birbirine eş olduğunu söyleyebilirim. O zaman gelin B'nin karşısı burada 20 derece ise bakın burası da 20 derece olacak. O zaman bu açıma 40 derece kalırken e bizden DBC açısı istendiğine göre cevabımıza kolaylıkla ulaşabilmiş olacağız. İşte arkadaşlar eşkenar üçgen sorularında eşlik sorusu iki farklı soru tipinde gizlenebilir. Ama biz oradaki eşliği kolay görebilmek adına doğru şekilde sorumuza bakarsak kolaylıkla sorularımızı çözebiliriz. Artık konumuzu bitirdiğimize göre benden veda zamanı sizin de sorularınızı çözme zamanı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Hoşçakalın.